Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün açılışı yağmurlu bir sabahtan yapıyorum. Arkadaşlar artık bahar geldi. Ama tam anlamıyla gelmedi diyebilirim. Bir gün güneşli, bir gün yağmurlu. Öyle günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Ben de hazır yağmuru görmüşken sizlere çekmek istedim. Bu arada biz kahvaltımızı çoktan yaptık. Şöyle toplamaya başlamadan önce biraz size çekmek istedim yine arkadaşlar. Dediğim gibi önceki videolarımda da mutlaka tavada bir şeyler pişiyor. Böylece ocakta basmış oluyor. Rutin işlerimden biri olarak her gün ocağımı siliyorum arkadaşlar. Ocağı temizlemek gerçekten güzel bir şey ama batınca da yani böyle kirlenince de insanın canı sıkılıyor. Sanki yaptığı emek boşa gidiyormuş gibi hissediyorum bazen. O şekilde arkadaşlar, şimdi ben ocağımı sildim, demirlerini de yerine koydum arkadaşlar. Sonrasında da çocuklar meyve suyu istedi. Yani çocuklar dediğim Ebrar ne istedi, Eslem Sari isteyemiyor tabii ki. Meyve suyu bırakacağım arkadaşlar. 2 gün yapmadım, hemen 3. gün insanın gerçekten gözü arıyor bir şeyleri. Bu arada ben mutlaka bu tezgahı günde bilmem kaç defa siliyorum. Yani sayamıyorum. Bu arada arkadaşlar, ben bataryanın arkasındaki fayansı da ihmal etmiyorum arkadaşlar. Oraya da mutlaka yağ, kir, işte su lekesi, köpük oluyor. Oraya öyle lekeli bırakmıyorum. Mutlaka her defasında tezgah silerken fayansı da siliyorum. Bu arada ocağıma da sıcak su bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka lazım oluyor. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz, buzluktan şöyle vişnemi almaya çalışıyorum. Ben bu vişneleri her zaman dediğim gibi arkadaşlar yazdan kaldırmıştım buzdolabına. Şimdi enerjimiz var arkadaşlar. Güneş enerjisi. Ondan tencereye su ekleyeceğim. Ve piştikten sonra her zaman olduğu gibi arkadaşlar toz şekerini ekleyeceğim sıcak bir şekilde. Gerçekten leziz bir meyve suyu oluyor. Hem doğal hem katkısız. Yani dışarıdakilerden de daha güzel oluyor arkadaşlar. Emin olun. Yani bu meyve suyunu, doğal meyve suyunu içtikten sonra kesinlikle dışarıdan alma ihtiyacı duymayacaksınız. Bakın arkadaşlar, meyve suyum hazır. Birazdan şekerini ekleyeceğim. Şekerini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şekersiz seviyorsanız daha az atabilirsiniz. Şekerli seviyorsanız daha çok atabilirsiniz. Benim şöyle bir kaşığım var arkadaşlar. Bununla bir 6-7 tane atacağım arkadaşlar. Ve şöyle görüyorsunuz, karıştırıyorum. Sonrasında da soğumaya bırakacağım. Ve akşam böyle pastanın, poğaçanın yanında işte canın mı sıkılıyor, hani git bir bardak meyve suyu iç yani. Neyse arkadaşlar, yine sıra geldi evi süpürmeye, görüyorsunuz. Size önceden de söylemiştim. Biz yemeklerimizi, işte kahvaltımızı salonda yapıyoruz. Çayımızı salonda içiyoruz. Bu yüzden salon her gün süpürülüyor arkadaşlar. Yine ben süpürge elimde, bez elimde bütün gün gezerim artık. Yani yapıyorsun yine aynı. Televizyonu siliyorum, aynayı siliyorum, bakıyorum el lekesi olmuş. Etrafı süpürüyorum, bakıyorum yine dağınık olmuş. Şimdi sıra geldi kahve saatine arkadaşlar. Bizim her gün olmazsa olmazımız kahve saatimiz. Bir önceki videoda kahvemi tek başıma içmiştim. Bugün eşim evde ve kahvemizi beraber içeceğiz. Şöyle en köpüklüsünden güzel birer tane kahve yaptım. Dedim anne baba saati yapalım yine. Hem beraber kahve içince daha bir keyifli oluyor. Daha bir sohbetli oluyor arkadaşlar. Neyse, biz kahvemizi içtik. Sıra geldi minik hanımı yatırmaya. Şimdi ben Eslem Sari'ye uyutmaya geldim arkadaşlar odaya. Şöyle ayağımda sallayarak uyutuyorum. Bu arada bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Ve bütün işler tamamlandı. Kahve içildi. Çocuk uyutuldu. Şimdi sıra geldi. Biraz pasta poğaça yapacağım arkadaşlar. Burada 3-2-1 poğaça yapacağım. 3 tane
kabartma tozu, işte 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı da sıvı yağ kullanacağım. Biraz tuz, biraz da un kullanacağım arkadaşlar. Bu arada bir önceki videomdan kalan börek için vardı. Onu da arkadaşlar kalmıştı. Ben de onu değerlendirip poğaçanın içine koyacağım arkadaşlar. Tam da yeterli geldi. Bakın poğaçamın hamurunu yoğurdum. Şöyle yumuşacık, ele yapışan yani güzel bir hamur oldu. Arkadaşlar bu poğaçanın tarifini yine eklerim. Hani siz sıkılmayın diye çok fazla tarif çekmedim. İsterseniz zaten 3-2-1 poğaçanın tarifi kanalımda mevcuttur. Oradan da bakabilirsiniz. Yine dediğim gibi malzemelerin açıklama bölümüne ekleyeceğim. Ben şimdi yumurta sarılarını da sürdüm arkadaşlar. Üzerlerine bu sefer çörek otu değil de susam serpiyorum. Yani canım nasıl istediyse o şekilde hareket ediyorum arkadaşlar. Bugün yemek yerine şöyle poğaça, kek, kısır ve kurabiye yaptım. Bugün de böyle olsun istedim arkadaşlar. Yani misafirimiz yok ama 5 çay menüsünü kendimize hazırladım. İlla misafir olmasına da gerek yok zaten arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Canımız istiyorsa kalkarım. Her türlü, her çeşit pastayı, böreği, yemeği yaparım arkadaşlar. Burada da kısır için soğan kavuruyorum. Sonra üzerine biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Şurada da arkadaşlar maydanozum var. Maydanozumu da ekleyeceğim. Domates kullanmayacaktım ama sonra dedim şöyle renk olsun. Domates ekleyeyim arkadaşlar. Bu arada ben yeşil soğan falan da almamışım arkadaşlar. Sadece kuru soğan, işte maydanoz falan ekledim. Sonra baharatını falan ekledim arkadaşlar. Baharatta tuz, kimyon, karabiber falan. Onları da bulgurun içine direkt attım. Burada da arkadaşlar kolay bir un kurabiyesi yapıyorum. Yani daha doğrusu yaptım diyebilirim. Şimdi şekillerini veriyorum arkadaşlar. Çatalla şöyle üzerlerine hafiften bastırıyorum. Biraz da bebe bisküvisi şekline benzemiş oldu. Bu da çok lezzetli bir kurabiye arkadaşlar. Sonra da üzerlerine pudra şekeri döktüm. Mutlaka bunun da tarifini unutmazsam açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Eğer yapımını da isterseniz videoda çekerim arkadaşlar. Siz de videodan izlersiniz. Umarım verdiğim tarifleri beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın şurada da poğaçalarım hazır. Gerçekten mayalı gibi oldular. Yumuşacık ve tadı da enfes oldu. Ben çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Hatta bitti bile yani bir tepsi poğaça. Hem kolay hem mayasız ve pratik tarif arıyorsanız arkadaşlar benim kanalımı mutlaka ziyaret edin. Çünkü ben de her zaman pratik ve kolay tarifler arıyorum ve yapıyorum arkadaşlar. Sizlerle de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben yemek kanalı, yani benim kanalım yemek kanalı değil. İşte elimden geldiğince vloglarımda yer vermeye çalışıyorum. Bakın kurabiyelerim de pişti. Burada da kek çırpacağım arkadaşlar. Keki de üzüm ve damla çikolatalı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli bir kek olmuştu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Burada da soğanımı kavurdum ve soğumaya bıraktım. Sonrasında da bulgurumu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, ben kekimi yapmaya başladım bile. Önce her zaman olduğu gibi, yani klasik anne keki yapıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Zaten kekin püf noktası da burada bence. Hani yumurtanın ve toz şekerin güzelce çırpılması arkadaşlar. Yani bence sırrı orada saklı. Şimdi arkadaşlar şöyle un, kabartma tozu ve vanilyayı hepsini bir arada şöyle eleğime aldım. Şimdi bunları eleyeceğim arkadaşlar. Böyle daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada üzümlü ve damla çikolatamı da döküyorum arkadaşlar. Sizler keklerinizi ne türde yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında bize belirtin arkadaşlar. Hani daha önce de söylemiştim. Canım isterse kalkar 5 çeşit de yaparım, 10 çeşit de yaparım. Ama canım istemezse kalkıp bir çeşit dahi yapmam arkadaşlar. Yani öyle de bir huyum var. Bilmiyorum. Yani sizler nasıl yapıyorsunuz? Her gün evlerinizde kek, poğaça, işte kurabiye pişiyor mu? Yani benim her gün olmasa da en azından
2-3 günde bir oluyor. Hani abur cubur yemektense kek yemek, işte poğaça pasta yemek daha iyi. Yani tamam, yine kilo aldıran şeyler belki ama olsun, yine en azından içine ne kattığımızı biliyoruz. Bakın bu arada kekim de arkadaşlar tamamdır. Şöyle bir güzel düzeltiyorum. Görüyorsunuz üzüm ve damla çikolatalar da içinde görünüyor zaten. Şimdi fırına vereceğim. Ondan sonra da bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Ve kekim fırına gidiyor. Benim fırınım arkadaşlar çok fazla kabartmasa da yine fena değil. Kurabiyelerim de hazır. Şöyle bir güzel pudra şekerlerini döktüm. Siz isterseniz dökmeyi de bilirsiniz. Ama mutlaka kurabiyelerinizi kontrollü pişirin diyorum. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirmeniz yeterlidir diyorum arkadaşlar. O da sizin fırınıza bağlı tabii ki. Şöyle kekim de fırından çıktı. Biraz soğumasını bekledim tabii ki. Çok sıcaktı hani ben çekerken. Sonrasında da güzel bir sunum tabağı hazırladım. Yanına da çay demledim. Ve bir güzel afiyetle yedik. Bakın sanki evde misafir varmış gibi güzel bir tabak oldu. Canınız çektiyse de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben de burada evde hani çektiğim vlogları, çektiğim işte tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada son olarak sizlere şöyle yaptığım motiflerden bardak altlıklarını göstermek istiyorum. Elimde arta kalan iplerim vardı. Ben de onları değerlendirip şöyle güzel güzel arkadaşlar 6 tane motif yaptım. Bu motifleri bardak altlığı olarak değerlendirmek istiyorum. Bakın hani battaniye modelinden oluşan bir motif, yine hanım dilendi, bey beğendi modeli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de artık sanırım örgüye, işte iğne oyasına bayağı bir merak saldım. Hani elimde olan iplerle bol çeşit yapmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiğince, fırsat buldukça. Yani boş vaktimi değerlendirerek güzel işler çıkarmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar, kenarlarına da şöyle güzel örümcek yaptım. İkişer tane yapıp sabitledim. İsterseniz bunun da yapımını sizlere videoda çeker gösteririm arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir vlog olmuştur. Artık yavaş yavaş videomuzu burada kapatmak istiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Böylelikle bize destek vermiş olursunuz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.